İyi akşamlar arkadaşlar. Model şirketimiz Ford Oto. İncelemeye başlamadan önce ben böyle yatırımcılara bayılıyorum arkadaşlar. Bunu muhakkak sizle paylaşmamız lazım ve ben bu arkadaşıma teşekkür ediyorum. Böyle bilinçli, değişik, can alıcı soru soran, İyi gözlemci olan yatırımcılar böyle çoğaldıkça acayip de keyif alıyorum. TT analiz rumuzlu bir kardeşim demiş ki Kenan Bey, yapmış olduğunuz analizler çok önemli. Tabii ki bu değil. Kendi adıma yeni bakış açısı ve sizin sayenizde temel analiz öğrenmeye devam ediyorum. Çok güzel, faydalı olabiliyorsam harika. Sormak istediğim şey, videoda amortisman giderleri 3.920.529 TL olarak gözüküyor. Hangi şirket? Intema için diyor. Bu amortisman gideri değil. Evet. Bu amortisman karı, onu soruyor. Son gelen finansal raporda ben bu rakamı bulamadım. Araştırmış. Harika. Dipnotlarını filan araştırmış amortisman giderlerine, ama bu 3.920'yi bulamamış. Acaba farklı bir hesaplama yöntemi mi var? Gelen bilançoda 10.650.413 TL amortisman giderlerini buldum. Sağlıcakla kalınız. Dikkatli. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, birçok kanalı takip eden yatırımcı arkadaşlardan bilanço makyajlarından nasıl görürüz, nasıl hesaplarız, bilanço makyajını tespit edebilir miyiz? Çok sık sorulan sorulardandır haklı olarak. Bu konuyla ilgili çeşitli eğitim videoları yaptım. Videoların içerisinde mevcut, ama işte ben şirketleri model olarak kullandığım için kendi ilgilendiği şirket olmayınca arkadaşlar o şirketleri incelemiyorlar. Halbuki şirketten daha ziyade yatırımcının bilmesi gereken çok önemli bilgiler var her video içerisinde. Ama bunu ıskalıyorlar tabii. Şimdi şöyle izah edeyim bu konuyu. Bundan sonraki arkadaşlara da merak edenler için. Mesela bunu Ford'la ilgilenmeyen, Ford Oto'yla ilgilenmeyen, yatırım yapmayı düşünmeyen, yatırım yapmamış kanaldaki aboneler izlemeyecekler. Bu bilgiyi de ıskalayacaklar. Bir müddet sonra bana soracaklar. Ben de hangi videoda bunu anlattığımı unutacağım. Tabii ben de onu ıskalayacağım. Şimdi bunu bulamazsın. Bulamazsınız. Bu rakamı bulamazsınız. Çünkü yok. Bu ayrı bir hesaplamadır. Amortismanların ve stokların şirket bilançolarındaki önemini defalarca yatırımcılara anlatmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar, fon kaynak kullanımı ne kadar önemli? Fon kaynak kullanımı ve net işletme sermaye hesaplarının ne kadar önemli olduğunu anlattım. Şimdi fon kaynak kullanım tablosunu hazırlayamayan, raporunu düzenleyemeyen uzman filan değildir, analist filan da değildir arkadaşlar. Yani bir takım çarpanlarla, dönem kârıyla şirket değerlendirmek uzmanlık falan filan değildir. Nasıl adlandırılacağını ben de bilmiyorum. Yani bir sıfat bulamıyorum. Fon kaynak kullanımı hazırlamak uzmanlık ister arkadaşlar. Herkesin yapacağı iş değildir. Yani bunu bu konuda uzmanlar akademisyenlerdir. Öğretim görevlileridir. Ve bunun temelden eğitimini alanlardır. Bela sorulardır bu. Yani işletme, iktisat, ekonomi
bölümlerinden mezun olup böyle şirket bilanço değerlendirmede tabi sınav sorularında şu fon kaynak kullanımını, nerelerden fon kaynağı yaratıp nerelerde kullandığını, ne kadar fona ihtiyaç olduğunu veya işletme sermayesine ihtiyaç olduğunu hesaplamak beladır. Can alıcı sorulardır bunlar. Mesela Ford'da dönem karı 10 milyar 322 milyon amortisman giderleri dediği, burada amortisman karı yazmış şirket 11 milyar 16 milyon TL ile. Amortisman gideri, bu zaten pasif karakterli bir kalemdir. Bu giderdir ama kasadan nakit çıkışı gerektiren gider değildir. Şimdi bilanço dipnotlarını okuyun mesela. Maddi duran varlıklar veya amortisman bölümünde der ki işte dönemin birikmiş amortismanının şu kadarı işte 30 Eylül 2022 tarihinde şu kadarı satılan malın maliyetine, şu kadarı stoklara, şu kadarı işte genel yönetim giderlerine aktarılmıştır. Yani bu 10 milyar burada amortisman karı var. Bu amortisman giderlerini nakit çıkışı gerektirmediği için şirketler çeşitli gider kalemlerine pay ederler. İşte satılan malın maliyetine ilave ettiyse o amortisman giderini, satılan malın maliyeti de o kadar değildir. Niye? Aslında o giderin bir kısmına, satılan malın maliyetinin bir kısmı amortisman giderinden ilave vardır. Amortismanlar konusunu yine hangi videoda işledim bilmiyorum. İzleyenler bilirler. Bu amortisman giderlerin önemine binaen video hazırladıydım. Yani şirketler amortisman giderlerini düşük gösterebilirler falan filan diye bunları anlatmıştım. Şimdi bunu niçin göremezsin benim kardeşim? Şöyle düşünün, petrol yeryüzüne çıktığında benzin ayrı yerden, dizel ayrı yerden, mazot ayrı yerden mi geliyor? Hepsi petrolün içerisinde. Peki petrolün içerisinde benzini, dizeli, gaz yağını görebiliyor musun? Göremiyorsun. Peki petrolü işlediğinde, petrol işlendiğinde gaz yağı, benzin, mazot ayrıştırıyorsun işlendikçe. Şimdi bilançolarda arkadaşlar ham verilerdir. Bilançolar açıklanan, kapa gönderilen bilançolar ham verilerdir. Mesela nakit akım tablosu. Şöyle baktığınızda size bunu bir şey anlayamazsınız. Anlamlı değildir. Siz bunu anlamlı hale getirmek durumundasınız. Yani işlemeniz gerekiyor. Bunu işlediğinizde size işlenmiş raporu verir. Şirketin vergi öncesi karını, efendim, satılan malın maliyetiyle nakit sattığı malın nakit girişinin karşılayıp karşılamadığını, efendim, esas faaliyetinden nakit ve nakit benzeri varlıklarını, yani hazır değerlerinin artıp azaldığını burada göremezsiniz. Bunu işlerseniz ancak görürsünüz. Fon kaynak kullanımını da işlerseniz, işte amortismanın ne kadar kar yazdığını, yani amortismanın şirketlerin de hesaplaması için bir hesap vardır. Tabloların analizi için ayrıca bir hesap yöntemi vardır.
fon kaynak kullanımında bunu yazılım otomatik olarak hesaplayıp ortaya çıkartmaktadır. Yani bilançoyu ham petrolü işlediğinizde böyle fon kaynak kullanımından net işletme sermayesine, nakit akış tablosuna kadar ayrıştırırsınız, anlamlı hale getirirsiniz. Evet, güzel bir soruydu. Bunu da bu şekilde açıkladık. Önemini bir kez daha vurgulamış olduk. Tabii Ford'u seyretmeyenler bunu hiçbir zaman için öğrenemeyecekler. Gelelim şirketimizin değerlendirilmesine. 2021'in 3. çeyreği ile 2022'nin 3. çeyreği bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde varlık yapısında baktığımızda toplam varlıklar içerisinde işletme sermayesinin payı yaklaşık %76'dan belirgin bir şekilde %60'a azalmış. Yine inceleme döneminde toplam varlıklar içerisinde maddi duran varlıklarının payı %13,5'dan %19,5'a belirgin şekilde ve reel olarak %35 yaklaşık artmış. Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerinin payı %24'ten hızlı ve yüksek oranda %40'a, reel olarak %53,5 artış gösterirken, mutlak olarak işletme 45 milyar 711 milyon 326 bin TL'lik iktisadi varlık artışı kaydetmesine sağlamasına rağmen işletmenin varlıkları enflasyondan ötürü %6,80 aşıntıya uğramış, enflasyona yenik düşmüş. İşletme sermayesinin bileşenlerine, brüt işletme sermayesinin bileşenlerine baktığımızda toplam varlıklar içerisinde hazır değerlerinin payı yaklaşık %40'dan çok hızlı ve yüksek oranda %9'a azalmış. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacaklarının payı %17,5'dan hızlı ve yüksek oranda %27,5'a artmış. Reel olarak ticari alacaklarının payı %46 oranında artmış. Şimdi kredili satıştan ötürü mü ticari alacaklarının parası veya cari dönemde oranı artıyor? Yoksa tahsilat departmanının yeterli olmayışından, alacakları takip etmeyişinden mi kaynaklanıyor? Bakacağız. Toplam varlıklar içerisinde stokların payı da yaklaşık 14'ten belirgin şekilde %19'a artmış. Brüt işletme sermayesi içerisinde stokların payı %18'den %32'ye belirgin şekilde artarken, brüt işletme sermayesi içerisinde ticari alacakların payı da %23'den %45,5'a yüksek oranda artmış. Çalışma sermayesi içerisinde işletme, brüt işletme sermayesi içerisinde hazır değerlerin payı ise %52,5'dan %15'e hızlı ve oranda azalış göstermiş. Finansman yapısına bakalım. Varlık finansmanında toplam borçlar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı %53,5'dan yavaşça %52'ye azalırken, varlık finansmanında toplam borçlar içerisinde uzun vadeli borçların payı %20'den kısmen %28,5'a, reel olarak %32,5 artış sağlamış. Kısa vadeli yabancı kaynakların payı çok cüzi azalırken uzun vadeli borçların payı kısmen artmış. Yani şirket kısa vadeli borçlarının bir kısmını öderken, küçük bir dilimini öderken
uzun vadeli borçlanmayı mantıklı şekilde tercih etmiş. Varlık finansmanında toplam borçlar içerisinde toplam borçların payı %73,5'tan %80,5'a artarken öz kaynakların payı %26,5'tan %19,5'a gerilemiş. Bakın, varlık finansmanında toplam borçların payı artmakta, öz kaynakların payı azalmakta. Bu olumsuz bir gelişme. Ve şirket varlıklarını %80,5 oranında toplam borçlarıyla fonlamaktayken %19,5 oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta. Ve şirketin toplam borçları öz kaynaklarının yaklaşık 4 kat üzerinde seyretmekte. Ya efendim, koçun şeyi arkadaşlar, kimin olursa olsun burada somut veriler konuşur. Burada somut veriler değerlendirilir. Ahmet, Hasan, Hüseyin, Mehmet değil, tamam. Patronun önemi yadsınamaz ama konjonktürel olarak, sektörel olarak, global olarak bilanço değerlendirilmek mecburiyetindedir. Sektörü bir kişi, patron canlandıramaz. Daha kapsamlı bakalım. Gördüğünüz gibi kısa vadeli borçlar çok yüzü azalırken uzun vadeli borçlar kısmen artmış. Net borçları adeta çıldırmış şirketin ve öz varlıkları kısmen azalmış. Grafikten takip ettiğimiz. Gelelim daha detaylı. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Yüksek enflasyonist ortamlarda net yabancı para pozisyon açığının büyük bir kur riski içerdiğini biliyoruz. Bilmek durumundayız, mecburuz. Bu riskler doğrultusunda tasarruflarımıza yön vereceğiz. Şirketin adına, patronuna paralarımızı heba edecek halimiz yok. Çünkü biz de parayı o kadar kolay kazanıp o kadar kolay tasarruf edemiyoruz. Bizim paramız daha önemli. Evet, bir yıl önce 5 milyar 394 bin yabancı para pozisyon açığındayken buna 13 milyar 785 milyon daha ek bir külfetle cari dönemde 19 milyar 179 milyon net yabancı para pozisyon açığı ve riski taşımakta. Yabancı para varlıklarıyla yabancı para borçlarını karşılama oranı da %12 oranında azalmış. Net yabancı para pozisyon oranıyla yabancı para satış oranı %43 oranında azalmış. Net yabancı para pozisyonunun öz kaynaklara oranı da %104,71 azalmış. Finansman kaynaklarında kısa vadeli değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısının %26 oranında azalışı oldukça olumsuz bir gelişme. Kısa vadeli borçlar toplam borçlar içerisinde %11 oranında azalmış. Bunu kısa vadeli yabancı kaynakların kısmen azaldığını zaten görmüştük. İşletme sermayesi, brüt işletme sermayesi %14 oranında azalmış. En kötüsü arkadaşlar, net finansal borçları %7304 oranında, çok yüksek oranda artmış. Yani böyle bir performans ben açıkçası beklemiyordum. Ha, otomotiv sektörünün bundan sonra içinde bulunacağı sıkıntıları az çok tahmin edebiliyordum ama Ford'un finansal yapısının bu kadar olumsuz geleceğini tahmin etmiyordum.
Ticari alacaklarıyla ticari borçlanma finansını sağlaması da %46,5 artması olumlu bir gelişme. Bakalım öz kaynaklarına. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı çok minik, çok cüzi azalmış. Devamlı sermaye kısmen artarken öz sermaye karlılık payı da kısmen artış göstermiş. Toplam öz kaynaklar %2 oranında ödenmiş sermaye, %166,5 oranında da içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların karı, dönem karı ve dağıtılmamış yedek akçelerinden oluşmakta. Hemen ortak ve şirket karlılık oluşumlarına bakalım. Şirket karlılığı %6 oranında artarken ortak karlılığı %13 oranında artmış. Gayet iyi. Yani yatırımcı, hisse senedi yatırımcısı açısından beklenen koşul olması gereken gerçekleşmiş. Satış karlılığı %2,5 artmış. Katkı payı yüzdesi %31'den %38,5'a artarken emniyet marjı %32,5'dan yaklaşık %27'ye azalmış. Ortak karlılık bileşenlerine baktığımızda borçların öz kaynaklara oranı %47,5 oranında artarken, varlık karlılığı sadece %6 oranında artarken, borçların maliyeti çok hızlı ve yüksek oranda %707 oranında ve finansal kaldıraç çok kötü, olumsuz olarak şirketin aleyhinde gerçekleşmiş. Net ortak karlılığı %24,5 oranında artmış. Peki şimdi bakalım. Mutlak olarak %143 satışlar artış göstermiş. Tabii bize bu şekilde lanse edilecek mutlak olarak. Eğer enflasyon muhasebeniz yoksa çıkacaklar sosyal mecrada veya işte ekonomi televizyon kanallarında Ford satışlarını %143 artırdı. Gerçekten öyle bir artış var mı? Hayır, gerçekte %3,5 azalmış. Reel satışlar %3,5 azalmış. İhracat gelirleri %77,65'ten %68'e azalırken ithalat giderleri de %46'dan %41'e azalmış. Evet, yurt içi satışlar bir önceki yıla göre birebir artmış ama yurt dışı satışlar da aynı şekilde birebir artmış. Fakat reel olarak enflasyondan ötürü olumsuz etkilenmiş. Toplam gelirler içerisinde reel ihracat payı %31'den %69'a artarken İthalat giderlerinin payı %31'den %69'a eşit. Yani işletme başa başı yakalamış. Cari açık vermemiş, cari fazla da vermemiş. Dengede. İthalat, ihracat, gelir giderleri dengede. Gelelim gelir tablosuna. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin payının %87,07'den yavaşça minikçe %86,87'ye çok küçük bir azalışından ötürü gayri safi işletme karı %12,93'ten yavaşça %13,13'e artmasına rağmen reelde %2 azalış göstermiş. Faaliyet giderlerinin %2,88'den yavaşça %2,84'e azalmasının neticesinde de esas faaliyet karlılık payı %10,05'ten çok yavaş, çok küçük %10,30'a artış kaydetmiş.
Finansman gelirlerinin cari dönemde %2 oranında, reel olarak %718 oranında artışından ötürü de vergi öncesi karlılığı %10,28'den %8,36'ya azalmış. Reel olarak da %21,5 vergi öncesi karlılığı azalmış. Ve şirket vergi ertelemesiyle vergi gelirlerinin neticesinde de net dönem kar payı %10,32'den %9,31'e yavaşça azalarak, reel olarak da %12,88 azalarak 3. çeyreği tamamlamış. Şimdi karlılık oranlarına bakalım. Evet, kümülatif yani birikmeli karlılık %22 oranında azalırken diğer oranlar vasatın altında, artış da göstermiş olsa altında gerçekleşmiş. Ve nakit akım tablosu şöyle baktığımızda bize bir anlam ifade etmez. Ama biz bunu işleyip rapor haline getirdiğimizde işlenmiş şekilde burada bir anlam kazanır. İşin rengi netleşir. İşletme faaliyetinden nakit girişi %248, esas faaliyetlerden yani operasyonel nakit girişi de %130 azalmış. Esas faaliyetinden hazır değerleri 6.857.191.000 TL azalmış. Satışlardan giren nakitle satılan malın maliyeti %100'ün üzerinde olması sebebiyle satılan malın mamulün masrafını karşıladığını, maliyetini karşıladığını görüyoruz %115 artışla. Bu oranın %100'ün altında oluşundan işletmenin mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için bir dizi yatırımlara gittiğini anlayabiliyoruz. Bu nakit akışını işlemezseniz bunları anlayamazsınız. Anlamlı hale getirmezseniz bunları anlayamazsınız. Ve ne kadar yatırım faaliyetlerinden açık verdiğini de bilemezsiniz, hesaplayamazsınız. 14 milyar, 15 milyara yakın bir nakit açığı vermiş. Yatırıma giden şirketlerin nakit açığı vermesi de son derece doğal ve olağandır. Finansman faaliyetlerinden nakit girişi %100'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Ama çok aşağıda kalmış. Bakın, şirketin borçlanma gereksinimi yok arkadaşlar. Yani bunu anlamlı hale getirmezseniz bunu da göremezsiniz, hesaplayamazsınız. Bir sanattır. Finansal tabloların analizini yapmak bir sanattır. Bir uzmanlık alanıdır. Evet, şirketin nakden sermaye artırımı, bedelli sermaye artırımı gereksinimi yoktur. Ama bu %100'ün üzerine çıkmış olsaydı böyle bir potansiyeli var diyecektim. Ha, bu demek değildir ki şirket bedelli sermaye artırımına gitmez. Yönetim kurulunda bir karar alır, artırabilir. Ama şu anda bu ihtiyacı borçlanma ve nakden sermaye artırımı gereksinimi olduğunu bize bu veriler göstermiyor. Vergi öncesi dönem karı %50'nin üzerinde, vasat yani %61 artmış, vasatın bir üzerinde gerçekleşmiş. Nakit akışına göre düzeltilmiş karın artışı da, daha doğrusu azalışı da hiç şık değil bu kadar yüksek oranda. Evet, nakit akışına baktık, kara baktık. Reel satışlara baktık. Geldik fon kaynak kullanımına bakalım. Ondan sonra göstergelerine bakalım şirketin. Evet. Şirket
fonların %31'lik kısmını faaliyetlerinden elde ediyor. Bunun 10 milyar 322 milyon 171 bin lirası dönem karı, 11 milyar 16 milyonu da amortismandan yazmış olduğu bir kar. Kaynak bakalım nereden kaynak yaratmış? %27,89 uzun vadeli borç artışı ana kaynak oluşurken nerede kullanmış bakalım? Maddi duran varlıklardaki artış %38,84 artış ana kullanım olmuş. Yani maddi duran varlıklarını %38,84 oranında fonlamış. Net işletme sermayesi net işletme sermayesi de %14,17 azalmış ve işletme sermayesi açığı ve ihtiyacı gereksinimi içerisinde açığı var. İşletme sermayesi açığı var. Net işletme sermayesi gereksinimi var. Ne dedik? İşletme sermayesi enflasyonist dönemlerde şirketler için son derece önem arz eden kaynaktır. İşletme sermayesine ulaşım son dönemlerde şirketler açısından güçleşmiştir. Ve işletme sermayesinin aynı zamanda likidite oranını da etkilemektedir. Burada azalış var. Şimdi bakalım göstergelere. Evet, net işletme sermayesindeki azalış. Likidite oranlarını da etkilemiş. Gördüğünüz gibi likidite oranları kıpkırmızı, azalış eğiliminde ve olması gereken sınırların altında kalıp likidite riski içermekte. Faaliyet oranları vasatın altında, kaynak yaratma gayet kötü ve faiz ödeme gücü de belirgin şekilde azalmış. Fakat hayret, yani buna rağmen esas faaliyetlerden ötürü nakit girişindeki azalış, faiz ödeme gücü net işletme sermayesi açığı taşımasına rağmen hala borçlanma gereksinimi ve nakden sermaye artırımı gereksinimi duymuyor verilere doğrultusunda. O da ayrı bir takdir konusu. Etkinlik oranı da vasat olarak gerçekleşmiş. Ve şirket risk içermemekte. Ama bir dakika, bizim hocalarımızın modeline göre, evet, bizim hocalarımızın sürdürülebilirlik risk analiz skoruna göre risk içermekte. Evet, reel olarak şirket bütün kalemlerinde, büyüme kalemlerinde ne yazık ki küçülmüş gördüğümüz gibi. Başa başına, evet, gördüğünüz üzere finansal kaldıraç yüksek oranda işletme içi açısından olumsuz gelişmiş. Gelelim hissenin değerine. Cuma gününü 360 TL'den fiyatlanarak kapatmış. Gerek temettü kapitalizasyon yöntemiyle, gerekse indirgenmiş nakit akım yöntemine göre olması gereken reel fiyatının altında. Ama öyle aman aman böyle çok bir farkla olması gereken değerinin altında işlem görmüyor. Bundan sonraki fiyatlama da bu bilanço yapısı doğrultusunda hareket edeceğini düşünmekteyim. Her ne kadar olması gereken değerinin altında fiyatlanıyor olmuş olsa da sıkı bir şekilde bilanço ve gelir tablosunda
kötüye gidiş görülmekte. Evet arkadaşlar, bir başka model şirkette yine birlikte olacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum.